Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Panorama rotasında sizlerle birlikteyiz ve bugün 14 Kasım 2013 Perşembe, her Perşembe olduğu gibi Cüneyt Paksoy da sahada yerini aldı. Az sonra ben ataklara başlayacağım. Seyirciden de ataklar gelecek ve gelen soruları birlikte bertaraf edeceğiz, karşılayacağız Cüneyt. Yelin de var yanımızda artık. Yelin, evet. Yelin, ya şimdi isim ye, hani Türkçesi yellen şeklinde yazılıyor ya. Bu çok kötü bir durum yani. Evet, yelin diyoruz ama biz. Evet. Sempatik. Sempatik. Biliyorsun Akerlof'un eşi, Profesör Akerlof'un eşi. Akerlof da dünyadan hani Nobel ödülü almış. Kesinlikle. Önemli bir ekonomist. Keynes ekolünden. Evet, adamın tek söylediği şey neydi biliyor musun? Eğer bir alış satış işleminde alınıp satılan ürün hakkında, bu hisse de olabilir, tahvil de olabilir, araba da olabilir, bardak da olabilir, ne olursa olsun, her iki tarafta eşit bilgiye sahip değilse, yani bu ürün hakkında aynı bilgiye sahip değilsek, burada doğru fiyat oluşmaz ve ikinci el piyasalar çökmeye mahkumdur dedi. Yani şimdiki ortamın tamam mı? Özeti, niye Türkiye'de yatırımcı sayısı artmıyor borsada? Eğer bu alınıp satılan ürün hakkında yatırımcıyla şirket sahibi eşit bilgiye sahip değilse yatırımcı burada kesinlikle kandırılıyor. O yüzden de piyasalar, ikinci el piyasalar güdük kalıyor. İşte opsiyon, varant vesaire şey yapıyor. Neyse. Şimdi Akerlof deyince aklıma geldi. Çünkü ben hakikaten idolümdür yani Akerlof. 13 sayfa bir makaleyle şey aldı, Nobel aldı. Tek söylediği şey ve biliyor musun o makaleyi de 3 dergide yayınlatamadı. Bütün ekonomi teorisinin altını üstüne getirdi. Ve bütün krizlerin sebebi budur biliyor musun? İnsanlar arasındaki krizlerin sebebi de budur. Eğer eşit bilgiye sahip değilsen, şeffaf değilsen kriz çıkar abicim. Doğru söylüyorsun. O yüzden de en azından şunu söyleyeyim. Biz her konuda şeffaf bilgiye sahip olmalıyız. Merkez bankaları da şeffaf olmalı. Bakıyorum şimdi Yellen işte şeffaflık anlamında en azından sinyalini vermiş gözüküyor. Konuşmasını, metnini. Evet, dün konuşma metni açıklandı Cüneyt. Hemen oradan girelim. Sen ne düşünüyorsun bu konuşma metniyle ilgili olarak? Bu akşam biliyorsun Senato'da konuşacak ve soruları cevaplayacak. Bu soruları cevaplarken yalnız tabii yer yer tabii parasal genişlemeyi durdurabiliriz de diyecek yani herhalde. Yani şartlar şöyle oluşursa falan. Aslında orada iki tane açıklamanın yani metnin içerisinde iki tane önemli konu var. Birincisi henüz beklenen gelişmelerden uzağız. Yani ABD ekonomisinin iyileşmesi noktasında henüz daha yapılacak işler var diyor. Yani biz parasal teşviğe devam edeceğiz sinyali veriyor. Evet. İşsizlikte 6,5 hedefinin altını bir kez daha çiziyor. O çok önemli. Bu da dolayısıyla Fed'in Aralık ayında pas geçme ihtimalini kuvvetlendirdi. O algıyı piyasalarda yarattı. Evet. Ama bir şey daha ekledi aslında o dipnotlarda. Balon riskine karşı enflasyon, hem enflasyonu yakından takip edeceğiz hem de finansal piyasalarda oluşacak balonların finansal piyasalara sonrasında ters etkiler yapmasına karşı da gerekli politikaları üreteceğiz. Evet. Dedi. Yani evet. Bu aslında her ne kadar Aralık ayında pas geçeceğine dair sinyalleri vermiş olsa da FED şunu yapmaya devam edecek. Hem parasal genişlemenin seyri ve miktarı konusunda belirsizliği ABD verilerine bağlı ve FED'den gelen açıklamalara bağlı olarak sürdürürken aşırı olumlu algıdan yani kötü veri iyi piyasa algısından doğacak suni hareketlerin de önüne gene sözlü eylemlerle en azından azaltıma gidene kadar en azından sözlü eylemlerle zaman zaman müdahale edeceğinin de sinyalini vermiş oldu. Evet. Yani önümüzde yalın Bernanke'nin devamı gibi gözükse de yine de her FED toplantısının önemli olacağı, ABD verilerinin önemli olacağı, FED'den gelen açıklamanın önemli olacağı ince ve uzun bir patik yol var. Tabii burada şey çok önemli. Yani bu piyasalar artık koptu gitti, ralli yapıyoruz demek için henüz erken.
Yani bu süreci iyi izlemek lazım. Bugün senatodaki açıklamalarla bunun pekişmesi, o sorulara gelecek cevapların pekişmesi, cumhuriyetçiler biraz sıkıştıracaktır kendisini. Onun için yani henüz koptuk gittik değil ama tabii biraz tepkinin güçlenmesi mümkün. Ama gene de her toplantıya, her açıklamaya, her veriye dikkat. Şimdi şöyle, tabii ne olursa olsun biz ne diyersek diyelim, piyasanın algılaması ve piyasanın tepkisi önemli. Ve şimdi istersen bir piyasaya bakalım. Yani biz zaten çok vadeli işlem sözleşmelerinde nasıl bir hava var? Dün bir ara 86.500'ü görüyor. Sonra 88.500, 2.000 puan yukarıdan kapanıyor vadeli işlem sözleşmeleri. Evet, son yarım saatte. Ve artı bugün de yani 88.500 civarı 700 kapanıyor. 90.100-150 civarında. Dolayısıyla hani yaklaşık olarak 1200 puanlık bir artış var. Bu da 1.30 civarında, %1.30 civarında bir artış. Şimdi teknik olarak baktığımızda ilk bir yukarı dönüş var ve bu dönüş sonrasında da yani şu grafikte gördüğümüz üzere vadeli işlemlerdeki bu dönüşe göre ki dikkat edersen şurada da Cüneyt önemli bir direnç oluşmuştu. Tam o dirence kadar gelmiş durumda. Bu direnç aslında şeye tekabül ediyor. 73.500'e tekabül ediyor endekste. Kesinlikle. Hemen endeksi de verelim. Endeks açılışta nasıl açılacak? Onu da bir verelim. Şu seviye 73.500 seviyesi. Yani tam şu noktalar ki 73.750 olarak vereyim ben onu. Çünkü daha önceki iki tane dip burada oluşmuştu. Çok büyük bir ihtimalle bugün borsa da şu direnci kıracak. Yani 72.500 üzerinde bir kapanış yapacak büyük bir ihtimalle. Buradan ilk tepki ne olur sence? Ve yatırımcı sen burada borsada alım önerir misin? Özellikle 72.500'ün üstüne çıktığında ne bileyim 73. Benim tahminim %1-1.5 civarında bir artış olacak. O da 73.500. 73.000 ile 73.500 aralığına denk geliyor. Şu an malda değillerse hemen açılıştaki yukarı tepkide mal alımından kaçınmak gün evet. içerisinde oluşabilecek hareketlere göre 72.500 üzerinde fiyatlamalar oluşuyorsa sizin de dediğiniz gibi aşağı gelimlerde 72.500'ü alta geçmeyen hatta 72.000'i bence bundan sonra 71.772.000'i ilk etapta alta geçmeyecek şekilde stoplu mal alımı mümkün gözüküyor. Evet. Bugün Yalın dün verdiği başlattığı partiyi bozmazsa tabii senatın evet. konuşmasında. Orada da 73.500-73.700'e kadarki hareket önemli bence de. Evet. Onun üzerinde gelişme oluyorsa şimdi realize etmeden gitmek. Yeni stopumuzu oraya koymak ve evet. 76.000-77.000'e kadar bu hareketin devamı o zaman mümkün olacak. 73.500-70 üzerinde kapanışlar olursa orası geçilirse de 80.500'lerin tekrar denenmesi. Yani demek ki mala girmekte şimdi, fayda var ama o malın muhakkak stopunda koymakta fayda var. Şurada bak ben grafikte şey yapıyorum, çiziyorum. İlk açıldığında 73.000'in üzeri, diyelim 73.500'e geldi. Bundan sonra genellikle biz şöyle bir şeyler görüyoruz. Yani aşağı en süzülüş, fazla geri alış. 300 puan, 300 ila 500 puan arasında bir geri çekilme. Sonra yatay hareket, uzun bir süre yatay hareket. Ve bundan sonra asıl izlenmesi gereken şey şu. Yani bir daha yukarı hareket başlar da eğer şu ilk açılıştaki zirvenin üzerine çıkmaya başlarsa o zaman hani teyit oluyor aslında yükseliş. Yani özellikle günlük evet. periyotta saatlik ama indirgeyenler için dediniz. Bugün açılıştan sonra yukarı gider, yatay gelir, sonra tekrar bu şekilde aşağı gelir ve bir miktar ne bileyim 72.500'e doğru gelir. Buralarda kapanış yaparsa da Janet Yellen'in konuşmasını bekleyecek demektir. Belki geri çekilmeyi yapıp tekrar buralardan alım imkanı verebilir. Ama önemli olan hani bu 73.500 üzerinde kapatacak olursa ilk açıldığı andaki zirve seviyesinin üzerine çıkar ve orada kapatırsa o zaman yükselişin devam edeceğine dair ikna olabiliriz. Ama senin dediğin gibi şurada baktığımızda burası 80.500 ve şu seviye tepemiz, evet. evet yani şurası yaklaşık 75.500
ve 76.500. 76-77 bin bandı. Evet, yani şu seviye oldukça güçlü bir direnç. Yani bu 76.700 civarı. Hani buradan başlayacak bir hareket. Önce 73.500'ü kırmalı, düzeltme yapmalı ve buralara geldiğinde şu yukarıdan gelen trendi kırıp kıramayacağı önemli. Yukarıdan gelen trend de şeyden geliyor zaten. Yani şöyle çizecek olursak o trendi şöyle. Yani ilk önce 73.500. Yani burayı geçmesi lazım. Klasik. Burayı geçemezse bir miktar geri çekilme yapar ama artık bana göre dün ve önceki gün şu seviyede çok yüksek hacimler oldu. Bak şu seviyede. Kesinlikle. Bu çok yüksek hacimlere rağmen düşüş devam etmedi ama bir ara stoplar çalıştı. Ben açıkça söyleyeyim, biz biliyorsun yatırım danışmanlığında öneri veriyoruz. Verdiğimiz 4 öneriden 3'ünü stop yaptırdık dün. Bilmiyorum. Yani zarar edin ve satın dedik. Yani o zararı kabullenin dedik. Bu tür durumlar çok nadir olan durumlar. Yani Ahmet Hoca, hatta son yarım saatteki hareket için Ahmet Mergen Hoca, LeBron evet. James demiş. Yani evet. Resmen çok uzun bir bölgeden 3 sayılık atış gibi bir hareketti son yarım saatlik hareket. Tabii son yarım saatteki o güçlü hareket, yalnız şunu fark ettim. Emlak GEO'da 2.50'ye doğru bir satış yapıldı. Bu diğer bütün hisselerde bütün destekleri aşağı geçirdi. Yani emlak GEO'ya satış geliyor baskısıyla. O sırada dönüp aldılar. Yani önemli olan ama o sırada dönüp almalarıydı. Tabii. Yani alım yapmak için aslında bir tane kağıtta satış baskısı yaratıp oradan yukarı döndürüp aldılar. Zaten sol halk arzından sonra artık emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı da büyüklüğü anlamında önder. Çok devasa yani. Önder bir hisselerden biri haline geldi. BIST 100 içindeki ağırlığı çok arttı şu anda. Arttı evet. Emlak etkisi GEO'da. De arttı, işlem hacmi de arttı. Evet yani artık anlamında. Endeksi çok etkileyecek. Oradaki iki kademelik bir hareket endeksi çok kesinlikle. Fazla etkileyecek. Bunu da kayda almak lazım. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında orada çok profesyonelce böyle muhteşem bir şey yaptılar. Yani emlak GEO'da 2.50 kırılacakmış görüntüsü oluşturduğunda bankaların hepsi desteklerin altına göçtü. Yani öyle bir anlam, öyle bir durumda hani stopları çalıştırıp oradan alım yaptılar. İstatistik olarak zaten böyle değil midir hocam? Yani evet. Piyasayı bazen bir kağıtta tutarlar, bütün mal diğer evet. Hatlarda mal satarlar, düşecekse veya yükselecekse dediğiniz gibi gösterge saydığımız bir kağıtta satış, diğer kağıtlarda alım, sonra tekrar toplu çıkış. Bundan sonra da yalnız volatil olmaya devam edecek. Yani %100. Bu aşamadan sonra da yine zaten piyasada çok dalgalar olmaya devam edecek. Bu yüzden stop ve şeyleri genişletmek gerekiyor. Ama benim şöyle bir kanaatim var sevgili hocam. 80.500 gördükten sonra 63.000'lerden başlayan hareketin %50 düzeltme seviyeleri 71.000 civarları. Hı hı. Tam oralardan tepki ürettik. Buraların destek evet. olmasını da bekliyorduk. Bir de orada aşağıda 70 binler var. Aha. 70 bin bandı. Biz zaten o yüzden alım önerdik orada. Kesinlikle. Ama alım önermesi bir yanlışlık yok tabii aslında. Tabii tabii. Ama orada kesinlikle eğer mesela 71 binin altına göçtü ya normalde abartılı orası, bir satışla ama. Evet. Yani zorlama bir satış anda, yani orası kırıldığı anda çünkü Yellen'den de eğer böyle ters açıklama gelecek olsa direkt 67 bindesin. Yani bir 4 bin puan daha aşağıda. Orada 65, kesmen 68, lazım. Yani sağlıklı işte. Şey onu gerektirir. Ama benim evet. beklentim şu, net olarak ifade edeyim borsa konusuyla ilgili. Ben şuna bakıyorum. Yurt dışında Yellen'ın konuşmaları sonrası dolar endeksi. Evet. 1 haftadır 81.50, 82 üzerinde bandı direncini geçemedi. Ve evet. dün ilk defa 81'in üzerine geliş yaptı. 80.70'lere evet, kadar çekildi. Evet, senin söylediklerini grafikte de gösterelim. Dün bu bayağı pikler yapıyor. Neden önemli? Çünkü dolar TL'deki işlemler açısından bak, önemli. Bak dolar endeksi bayağı bir pik yapıyor. 81.44'e kadar geliyor. Şu an evet. 81 civarında. Oraları geçemedi ve dün ilk defa 81'in altına geldi ve 81'in altında kapanış gerçekleşti. Evet, yani şurayı geçemedi diyorsun. Evet. Yani şu seviyeyi geçemedi ve özellikle de bu seviyeden bir miktar geri çekilme oldu. Fakat çok da fazla geri çekilmiş değil. Yani. Değil henüz ama bugün senatodan da Yellen'ın konuşmaları evet. Aralıkta pas geçici algısını genişletirse bugün gelecek Avrupa büyüme verisine bağlı olarak Euro dolar paritesindeki işlemler de önemli olacak. Eğer orada tekrar 81.50-82 denenmez, 81 altına kalıp 80.5'lara 80-80.5 bandına doğru bir evet. hareket oluşursa bu dolar TL'de de 2.03'lerin, 2.02'lerin altında bir hareket oluşturacak. Yani bir iki pivot desteğimiz tekrar test edilebilir. Bu da
Borsa İstanbul'da banka hisselerine pozitif etki yapar. Yani gözümüz dolar TL hareketlerinde olacak ama bu kadar aşırı düşmüş. Teknik olarak kısa vadeli periyotta aşırı satımda olan BIST'in ben yukarı yönlü 73.500'leri kırmasını beklerim. Dolar TL'de aşağı beklerim. Ve bu hareketle en azından 76-77 binlerin bir kez daha denenmesini, test edilmesini 80.500'ler öncesi beklerim. Zaten bu olmuyorsa sevgili hocam, Yellen'ın bugün senato konuşmaları sonrası, yarın kapanış, önümüzdeki haftaya devrediş açısından bir satış daha yiyorsak ve hakikaten o 70-72 bin bandı, o %50 düzeltme hareketi, son hareketin de aşağı kırılıyor. 70 bin gibi önemli bir destek, birkaç kere çalışmış destek, aşağı kırılmıyor başlıyorsa aman dikkat, o zaman başka bir şey fiyatlamaya başlıyor olabiliriz. Anladım. Orada dolar endeksi tekrar yukarı gider, dolar TL tekrar 2.05 üzerine geçer yalnız vesaire. Orada Cüneyt, ben ama benim şu an beklentim %51, en azından artık şu tepkinin bir yukarı evet. yönlü şimdi bak, eğer genişleyeceği yönde. Buradaki tepki çok yüksek işlem miktarlarıyla gerçekleşmeseydi, bak grafiği vereyim ben tekrar şurada. Yani BIST 30'da BIST 100'de. Şimdi bak sana bir şey göstereceğim. Bu 60 dakikalık grafik. Şuraya bir bakar mısın? Ve şurada düşüyor. Bak dikkat et, şu işlem hacmine bak. Bu 160 milyon lotluk işlem hacmi. Bu 160 milyon lotluk işlem hacmi de düşüyor. Dikkat et. Mesela burada kırp kırmızı bir ok oluşuyor. Şimdi bundan sonra düşüş devam ediyor. Hareket tetikleyen. Benim alım önermek için beklediğim şey şuydu. Direkt olarak bu en az bu işlem hacmi kadar bir hacim olmasına rağmen şuradaki kadar düşüş gerçekleşmiyor. Düşüşün devam etmemesi. En azından yani, yatay bir trend evet, ve yukarı kopuş. Mesela dün insanlar psikolojik olarak hani uçtu gitti kağıtlar yakalayamadık diye düşünseler de şu an henüz dipteyiz. Yani henüz hala dipte ve çok fazla kağıt da bu yükselişe katılmış değil. Ben o yüzden şeyi hani çok anormal, olumsuz gelişmeler olmadıkça aynen. piyasanın en azından bugün akşamdan sonra yarın ters gelişme olabilir. Yani Janet Yellen'in konuşmasından sonra başka bir şey söyler, sorulara cevap verirken bir şey söyler. Ama bundan sonra genel olarak trendin artık şu şekilde olmasını beklerim. Yani ya ben de aynı şey. Çünkü burada anlatmaya burada ciddi o bir alım var. 76 77 bin ne doğru o bir hareket. O yüzden artık daha 70 bin kırılır mı sorusuna böyle bir ortamda şu resimde maksimum verebileceğim oran hani 100 defa böyle bir olay olsa 20'sinde kırılabilir ama 80'inde genel olarak bir yukarı trendin başlamış olması gerekir. Ben de 51-49 yukarı tepkinin güçlenmesi diyorum. Evet. Ama gene de stop loss'lu gitmekte tabii fayda canım stop görüyorum. Ama şu an stop artık 72 bin bence. Kesinlikle. Yani 72 bin stop şu an. 72 yani 72 bin 500'ü bugün destek yaparız. Onun üzerine 72 bin stop 71 olarak. 71 bin 500, 72 bin. Alım yapan için bu seviyeden sonra. Şey, evet. Galip Ercan diyor ki euro ve dolar almak istesek uygun zaman ne olmalı diyor ama zamanı vermemiz mümkün değil. Yani uygun seviye ne olabilir diye verebiliriz yani ama şu gelişmeler, bu şartlarda alın der misin sen? Ben şu an alın demem. Bekle gör politikası. Çünkü 2.05'in altına indik. Tekrar 2.05'in üzerine çıkacak mıyız yoksa 2'nin altına mı ineceğiz? Ben ama şöyle bir yorum yapayım izleyicimiz için. FED algısı değişmedikçe. Yani en de sonunda FED çekilme yapacak. Bu da gelişen piyasalarda baskı oluşturacak. Ve gelişen piyasalarda faizlerin yukarı, dövizin yukarı yönlü hareketinin tetikleyicisi olacak. Evet. Bu baskı kalkmadıkça ya da bu baskı test edilip, gerçekleşip artık o tamam bunu sattık, yeni bir piyasa modeli, iyi veri iyi piyasa modeli oluşmadıkça ben 2'nin altında özellikle 1.90-95 bandına geliyorsa ya da 2'nin altında herhangi bir yerde o anki teknik dinamiklere göre zaten dolar TL'de alım denenebileceğini düşünenlerdenim. Yani o FED algısı geçmeden 2'nin altına her geliş, çünkü 2'nin üzerine hareket de sonuçlanıyor. Yani grafiksel olarak dolar TL yükseliş trendi bitmedi. Evet. Ama 2'nin altına bir daha inmiyorsa evet. O zaman 2.05 üzerinde kaldıkça 2.03-2.05 stoplu olmak kaydıyla bir hareket içine girilebilir. Çünkü o zaman 2.08 tüm zamanların en yüksek 2.08-2.10'lar üstadım. Geçildiği zaman da hareketin 2.20-2.35'e kadar genişleme evet. potansiyeli var grafiksel olarak. Benim kendi bakışımla. Teknik açıdan. Teknik açıdan. O yüzden yani şey belli, strateji belli. 2'nin altında evet. FED algısı değişmedikçe herhangi bir yerden
alım denenebilir stop koyarak. Ya da 2'nin altına inmekte zorlanıyorsa artık 2.05 üzerine geçişlerde 2.305 bandı destek yapılarak tekrar alım denenebilir. Bunun evet. haricinde şu an yarının konuşması gerçekleşmeden bir şey söylemek zor. Bir de dolar TL işlem yaparken euro dolar paritesinden ziyade dolar endeksine konsantre olsun izleyicilerimiz. Çünkü euro dolar endeksi artık ABD ile Avrupa bölgesi arası özellikle Almanya arasında bir şeye döndü. Kur savaşı, bir karşılıklı zıtlaşma ve onun etkilerine döndü. Ama hı hı. bizi asıl bizim için gösterge sepet adına da bence dolar TL adına da en güçlü beklenti dolar endeksinin seyri olacaktır. Evet, Cüneyt kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Alper Bey'in sorusu var, ardından da Murat Uçar'ın sorusu var ve Aydın Ferhat Güzelcan'ın sorusu var. Hepsini kısa bir aradan sonra cevaplayacağız. Kaçıdı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, borsada ilk açılış rakamı 73.582 ve yaklaşık olarak %1.74 yukarıdan açılmış oluyor borsa. Yukarı eğer açacak olursak tam böyle direnç çizgisinden açıldı. Ama henüz işlemler başlamadı. İşlemler başladığında biraz daha yukarı gittiğini göreceğiz borsanın büyük bir olasılıkla. Biraz sonra işlemler başladıktan sonra tekrar grafiğimize bakarız. Evet arkadaşlar, grafiği alırsak hemen diğer sorulara geçiyorum. Alper Bey diyor ki, Amerika'nın her ay 85 milyar dolar basması ve piyasaya vermesi neden doların aşırı değersizleşmesine sebep olmuyor? Doların değeri balon oluşturmamış mıdır? Bu uygulama benzer ölçekte Avrupa'da yapılsa sonuçlar nasıl olurdu sizin fikrinizce diyor. Dün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesi bu haber kaynadı gitti. Şeyin çok küçük çaplı kaldığını, bu tahvil alımı ve Avrupa Merkez Bankası'nın da bunlara başlayacağını söyledi. Vallahi bütün senaryo 2014 senaryosu değişiyor. Şimdi bir de Avrupa Merkez Bankası başlarsa para basmaya. Avrupa'da hele biz söylüyoruz. Hele yani. Bizi var ya Avrupa'da uçurur sorunlar. Yani. Hani endeks bir daha 85 bin 90 bin olur mu diyoruz ya. Eğer Avrupa Merkez Bankası da bol para verip Avrupa'da büyümeyi bir tetiklerse, yani orada en azından tetikleyebilirse değil, piyasaya tetikleyeceğine inandırdığı anda o zaman burası gene uçar. Yani şu an sürekli morfinle gidiyoruz. Şimdi izleyicimizin sorusuna şöyle bir cevap vereyim. Birincisi enflasyon oluşmuyor bu kadar para basımına rağmen. Çünkü finansal piyasalardan ibaret değil ekonomi. Reel ekonomi kısmı var bir de. Yani evet. şirketlerin karlılıkları, tüketim eğilimleri ve bütün bunların toplamında varlık fiyatlarının reel ekonomiye yansımasıyla birlikte oluşacak enflasyon riski. Enflasyon riski şu an henüz masada olmadığı için de ABD faizleri 2015'e kadar düşük tutabileceğinin sinyalini devamlı veriyor ekonominin gelişmesi adına. Bu doları besleyen birinci faktör. İkinci faktör, Avrupa tarafında dediğiniz gibi daha birçok çözülmesi gereken sorun varken ABD ekonomisindeki en azından iyiye doğru gidiş şimdilik doların görece güçlü seyrine sebebiyet veriyor. Bu iki, ama Fed'in de 85 milyar dolarlık her ay alım yapması dolar arzından dolayı doların sınırlı kazanımına sebebiyet veriyor. Bu da üç. Ama bütün bunların toplamında asıl denklem şu. Fed artık yeni patron. Dünya ekonomisi için. Yani ABD ekonomisindeki büyüklük dünyanın patronu olmaya adayken artık ABD ekonomisinde geçtiği iş ABD şirketlerinden ziyade ya da ABD bankacılık sisteminden ziyade Fed'in geldiği bilanço büyüklüğüyle yeni patron Fed. Ve doları basma yetkisine sahip olan Fed. Şimdi ve ama, sınırsız ama, basabildiği ama, halde Cüneyt, dünyada dolaşan paranın %60-65'in rezerv paranı bunu, dolar. Bunu, hayır, yani amaçları bu zaten. Ama. Bütün dünyaya dolar vermişken, siz doların rezerv para yapmışken, daha da rezerv para olmaya doğru giderken, euro sorgulanırken doların değer kaybı gibi bir şey hiç kimseye yaramıyor. Zaten sistem burada kilitleniyor. Bugün Çin, Japonya en büyük ABD'nin kreditörleri. Bu kadar para basıyor ya. Normal şartlar altında düşmesi i̇şte gerekmez mi diyor ya. Düştü abicim yani. Yani düştü. Yani şeye bak.
Görece düştü ama yani o izleyicimizin dediği o dramatik bir düşüş yok. Bak şimdi yok. Zaman zaman Amerikan doları düştü. Şimdi bakalım ne zaman düştü? Gösterelim onu da. Şöyle bir yani günlük paritenin bazda. 1.60 seviyelerine göre bak 1.34 şimdi, seviyeleri Fed'in doların aslında değerli olduğunu gösteriyor. Fed'in QE'ye başlaması dönemlerinde tamam mı? DXY endeksine bak. Mesela burası 2011. Dolar ciddi anlamda ama dramatik bir düşüş değil yani. Değer kaybetti. Mesela 2008 dolar düştü. Şimdi 87'den 88'den 72'ye düşüyorsun tamam mı? Şimdi burada QE'ler açıklandığında gene düştü dolar. Fakat şöyle oluyor. Şimdi hani her ay 85 milyar dolar basıyorsa benim izleyicinin sorusundan anladığım şu. Sürekli düşmesi gerekmiyor mu? Tamam mı? Bu dediğimiz sebeplerden dolayı. Gerekmiyor işte. Onu açıklayalım. Ben de orada şunu söylemeye çalışıyorum. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Yani burada şöyle bir şey çalışıyor. 85 milyar dolar her ay alım yapacaksa ve bu sonsuza kadar açıksa. Yani süre vermediler çünkü ne zaman durduracaklar. Ekonomi reel anlamda düzenine kadar. Dolayısıyla herkes hesabını kitabını her ay 85 milyar dolar para arzını arttırdığında o zaman doların hesabı bu 10 ayda 850 milyar dolar olur. 1 yılda 1 trilyon dolar olur. Bilanço da şu kadar büyür diyerek. 4 trilyon dolara gelmiş dediğim bilançosu. Kaybetseydi işte, şimdiye kadar kaybederdi zaten. İşte o hesabı zaten baştan yapıyor insanlar. Sonra o hesabı şaşırtan haberlere göre hareket ediyor. Dünyanın en büyük rezerv parasına olmaya aday ABD doları. Öyleydi daha da güçleniyor. Yani bütün dünyanın dolaşımında biraz evvel dediğim gibi. Cüneyt ben sana orada katılmıyorum. Çin ve Japonya'nın krediter olduğu bir yerde evet. Doların düşmesine kim izin verecek üstadım? Ya tamam da bak nasıl şimdi, verecek? Kim? Amerika. Yani Amerika. Amerika kendi ihracatı için verir. Yani kendi Amerika, ya da ekonomik iyileşmesi için verir. Adamlar bu kadar dolar basmış. Amaçları da o zaten. Yani o kur savaşları dediğimizin mantığı da o. Ama o kadar dolara rağmen çok da aşağılarda bir dolar kuru olması gerekirdi. Yani şunu da unutmayalım. Neticede ellerindeki dolar karşılığı olmayan o Bretton Woods gibi değil artık. O anlaşma gibi değil. Dolar çok büyük düşüş kaydı. Siz doları veriyorsunuz, bir ülkedeki varlığı alıyorsunuz. Yani kağıt veriyorsunuz. Basılmış ve karşılığı olmayan bir kağıdı verip bugün... Sen şu an var ya bütün dolarları götür. Gelişen tamam piyasalarda her karşılığı şeyi alabiliyorsun. Karşılığı yok işte sorun o. Yok ama bir yandan da işlem görebiliyor. %65'i hayır, diyoruz. Hayır ya tamam ona ben bir şey demiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Dolar rezerv para konusunda zaten 2. Dünya Savaşı'ndan beri rezerv para. Bundan sonra... Şimdi tam olarak rezerv olmaya oynuyor. Hayır bundan sonra... Bundan yani. Sonra doların rezerv para olması bile ileride tartışılacak diyorum ben. Niye tartışılacak? Çünkü ekonomik... O zaman gelmedi. Kapitalizm tabii ki. Tartışılacak. Yani niye adamlar crunch time hele yazdılar? Hele bir ekonomik büyüme gelmiyorsa 2018, savaş tartışılacak. 2017-2018'de crunch time bu borçlar öyle bir artıyor ki kriz öncesinde 2007'de Amerika'nın bütçe açığının milli geliri oranı %2,5-2,7 civarında. Şu an 8,5. Üstadım Amerika'yı kimse açık, batıramıyor. Ya batıramayacak büyüklüğe geldi. Ya abi kim battı ki? Kıbrıs bile batmadı yani ona bakarsan. Yani şöyle bizim bir şehrimizden daha küçük bir Güney Kıbrıs bile batmadı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika batmasından falan bahsediyorum. Elbette siz ki Çin batmadı. Olsanız Amerika'nın batmasını ister misin? İster miyim ya? Niye, almışsınız ya? Elinize doları, ABD tahvilini bol miktarda. Aynen. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte dolar tamam mı? Çekilmeye başlandığı için değerli para haline gelmeye başlayacak. Bunların derdi o. Şimdi sen 1 trilyon doları çek bakalım ne oluyor? Dolar kaça gider abicim? 1 trilyon doları çek bakalım. Hadi bu dese ki yarın çekiyorum 1 trilyon doları dese. Kaça gider? 1 dolar 3 liraya gider. 1 dolar euro anlamında 1 euro ama 1 doların altına düşer. Şunu düzeltelim sizin dediğinize ek olarak. Azaltıma gitmesi bilançosunu küçülteceği anlamına gelmiyor. Ya sadece bilançomu büyütmek neyse. Sınırlıyorum diyor. Evet abi dur. O dolar kalacak orada yani uzun süre. Bir dakika hemen bugün açılışta Murat Uçar diyor ki BIST 30 değeri VIOP üzerinde oldu diyor. Normalde VIOP önde giderdi ve ayrıca gene boşluk bırakarak açıldı. Acaba direnç seviyeleri geçilmeyecek diyebilir miyiz diyor. Ne diyorsun direnç seviyeleri geçilir mi? Ben en başta da söylediğim gibi mevcut pozisyonda o makas zaman zaman oluşuyor vadeli tarafta. Evet şu an endeksin hemen şeyini verelim. Grafiğini verelim. 5 dakikalık grafikte hatta 1 dakikalık grafiği verelim.
Bir dakikalık grafikte açılıştan sonra görülen en yüksek yer 73.777 ve şu an açılıştan sonra bir miktar geri çekilme geliyor. Benim tahminim 73.000 seviyesine doğru bir geri çekilme olacak. Önce yatay gidecek bu seviyede. Yani 72.500-73.000'leri destek gibi alıp ama 72 yukarı bin, hareketin devamı. Evet, burası ikisi yani destek olacak. 73.500'lerin de kapanışlarla da iki kapanışta da 76-77.000 bölgesine doğru gidiş. Evet. Ana senaryomuz şu an bu. Süremiz çok kısaldığı için Cüneyt hemen hızlı hızlı gidelim mi? Hüseyin Bey ne demiş? Yaşar Hocam, Allen'ın, Janet Yellen'in açıklamaları resmi açıklamalar mı demiş. Evet, resmi açıklamalar. Kesinlikle, yani Senato'da yapacağı konuşma metnini siteye koydular. Dolayısıyla ama soru cevap kısmı spontane. Kaldı. Yani o şey yaparken olacak. Hocam bir gün dolar taşımaktan yorulacaklar diyor Abdurrahman Şahin. Ahmet Öztürk de hocam 2015 ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak diyorlar. Bu dolara nasıl yansır? Piyasa bunu nasıl satın alır diyor. Bu önemli. Bu çok önemli. Çok Ahmet önemli. Öztürk'e teşekkür ediyorum. Güzel bir ediyorum. Soru. Süper. Senin cevabın nedir? Sadece 45 saniye var. ABD hiç çaktırmadan son birkaç senedir petrole olan bağımlılığını ciddi ölçüde azalttı üstadım. Hem alternatif kaynaklarla hem kendi stratejik petrol rezervleriyle. Yani ABD ekonomisi birkaç sene içerisinde biz kırılıyor mu, oluyor mu, buluyor mu derken o paraları da bile sterilize etmeyip dünyadaki güçlü rezerv para ve enerji bağımlılığını da azaltarak daha da kalıcı bir güçlü ekonomi bir olma yolunda ilerliyor. 200 yıl, dünya liderliğini 200 oynuyor. Yıl yetecek kaya gazı buldular adamlar bile. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çok yani bu dehşet var. Bir şey. Bu çok dengeler Orta değişecek. Ortadoğu'daki dengeleri de çok değiştirecek. Fazla değiştirecek. Ya inanılmaz bir döneme giriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Öztürk'e. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Hemen altına bakıyoruz. Altındaki böyle birer dakikalık hareketlere bakalım. Dün yani 13 Kasım öncesi 12 Kasım'da 1260 dolara kadar düşmüştü altın. Janet Yellen'in konuşma metni web sitesine konduğu anda şu hareket oldu Cüneyt. Evet. Yani 1270'ten 1285'e doğru geldi. Şu an 1281 dolar seviyesinde. İlk direnç 1315. Evet. Ve bunu eğer 60 dakikalığa çevirirsek bu grafiği her dipten itibaren yine bu seviyeden altında yukarı doğru bir hareket başladı. Yine bu 1270 seviyesiydi aslında. Bunun altını test etti, bir ayı tuzağı yaptı diyelim. Ben, ve ne diyorsun altına? Ben orada çok netim üstadım. 1300 üzerine geçmelerde 1350-60'da geçiliyorsa 1420 hedef. 1300'e üzerine geçilemiyor. 1270 altına kaldıkça 1250'de geçiliyorsa bu sefer 1150-1200 bandı hedef. Ben abi bu Janet Yellen'in yeni strateji bu. Şeyinden sonra ya, şu an yön yukarı gibi. Evet. Ama 1300 ve 1350 dirençleri muhakkak geçilmez. O zaman 1420 bir kez daha test ederiz. Ben o zaman şöyle diyeyim çok kısa bir şekilde. 1277 ve 1250 stoplu olmak kaydıyla. 1280 aralığı, 1277-1280 aralığı ons bazında long pozisyon açılabilir. Bunun stopu 1265'tir. Maksimum 1250'dir. Evet. Yani yok, o kısa vadeden bahsediyorum. Kaldıraç ama long, çünkü bu şartlar altında bir miktar geri çekilme yapacaktır altın. Çok hafif bir geri çekilme. Ardından 1300-1320 bandına gelecek diye düşünüyorum önümüzdeki bir hafta içerisinde. Ben de 1300-1350 bandını olası görüyorum. Evet. 1350'nin üzerinde de 1420 bir kez daha dün denilebilir diyor. Dün de ama şöyle demiştik. Janet Yellen'in konuşmasını görmeden hiçbir şey söyleyemeyiz demiştik. Altın çok sert şimdi aşağıda gidebilir. Soru cevaplar da önemli. Evet, çok sert yukarıda gidebilir. Soru cevap da bu akşam çok önemli. Artık soru cevabın yorumunu da yarın Figen Özavcı ile konuşacağız. Sevgili seyirciler, paranın rotasının gene maalesef Figen sonunda bungee jumping yapıyoruz diyor piyasalarda evet, her gün. Evet. Yarın yeni bir bungee jumping yoksa yukarı yönlü hareket. Evet yapıyorum. Yani bu akşam yapacağı konuşma her şeyi değiştirebilir. Biz ne kadar olumlu olsak da Janet Yellen orada öyle bir şey söyler ki manşetlere çıkar. Ama piyasa, hep edindiğim bir izlenim, piyasa pozisyon almışsa abi şey yapmıyor. Biraz da biz öncüyüz galiba işte. Evet. Evet, yönetmenim de beni uyarıyor. Sevgili seyirciler, Cüneyt Paksoy'a çok çok teşekkür ediyorum tekrar Cüneyt geldiğin için. Gelen sabah Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı bizlerle birlikte olacak. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.